2008 senesiydi galiba. Kuzenimin arkadaş yemeği vardı. İlk orada gördüm Zeynep'i. Orada tanıştık, merhabalar falan. Kendisinin bana ilgisi biraz fazlaydı bir seneler boyunca. Ve hiçbir zaman açılmadı bana. Normalde çok konuşkan bir insan ama Zeynep, konu Zeynep olunca hiç konuşamıyordum yani. Ama her zaman şey derdi, seninle evleneceğim. Bir kere çok insan gibi bir insan. Gerçekten yani bu sefer hayatımda iyi niyeti çok bol olan, yüreği çok kocaman olan bir insan. Onun yanında kendimi inanılmaz güvende ve huzurda hissediyorum. Hep hikayelerde görüyordum hani mutlu son nasıl olur? İşte iki insan birbirine nasıl aynı anda bir şeyler hissedebilir, aynı anda birbirini anlayabilir, birbirine bu kadar yakın olabilir diye. Ben Zeynep'le hep o yakınlığımı hiç kaybetmedi. En çok da onu seviyorum. Zeynep nasıl biri? Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Evde, dışarıda, arkadaşlarımla çok naiftir, çok iyidir. Ama işte ve haksızlığa kesinlikle gelemez. Dobradır. Aklına gelirse hemen herkesin suratına çat çat söyler. Ama kimse de ona kırılmaz çünkü herkes onun mizacını bilir. Zafer, abimiz. İnanılmaz tatlı bir adam ve zor zamanımızda gelmiş olup bu kadar bizden ve içten olan bir insana diyecek hiçbir şey yok. İyi ki var. En mutlu günü diyoruz ama bir çocuğu olduğunda daha mutlu olacağını çok iyi biliyorum. Ablam tüm zıtlıklarına rağmen bu hayatta tanıp tanıyabileceğim en tatlı, en güzel insanlardan biri. Harika bir damadımız var. Çok mutluyuz. Zeynep kadar bizim için değerli. Sonra işte bu sene daha sık görüşmeye başladık. Sonra ben ona dedim ki artık çıkalım hani 30 yaşına geldik falan. Ne çıkacağım senle ya dedi. Ben böyle başımı aşağı kaynarsınlar falan. Ondan sonra nasıl yani evleniyorsak evlenelim dedi. İyi dedim. Kimsenin baskısı altında kalmadan ve kendi özgür iradenizle Sayın Zafer Bulut'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Zafer Bulut, Sayın Veliha Zeynep Ateşi eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Aşkım, dünyam, her şeyim. İlk hayatıma geldin. İyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum. Bir daha bu dünyaya gelsem, bir daha seni karın olmayı tercih ederim. İyi ki varsın. Ona sadece şunu söylemiyorsun. Benim ömrüm var olduğu sürece, yaşadığım sürece, onu ve Allah kısmet ederse, varsa, doğacaksa çocuklarımızı, ömrümün sonuna kadar aynı sevgiyi, saygı ve sadakatle büyüteceğimize söz veriyorum.